Herkese merhaba ben Süreyya Hoca. ÖSYM tadına sorularla coğrafya gene tekrar serilerine tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte ikinci genel tekrar testimizi çözeceğiz. Sunumun pdf'ini açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklamalar kısmına bulunan linkten sunumun pdf'ini ücretsiz olarak indirebilirsin. Anlamadığın, yapamadığın ya da zorlandığın yerleri lütfen yorumlar kısmına yazmayı ihmal etme. Soruları önce sen çöz, sonra benim çözümü izle. Malum sınavlara yaklaştıkça arkadaşlarımızın elinde ne deneme kaldı ne de gene tekrar testleri kaldı. Bu nedenle de bu süreç içerisinde sizlere destek olmak adına hem gene tekrar videolarım hem de deneme videolarımla yardımcı olacağım. Bu nedenle de yayınlanan içeriklerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin diyorum ve hemen çözüm videomuza geçiyoruz. İkinci genel tekrar testimizin birinci sorusu Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili bir soru. ÖSYM'nin favori konusu ve buradan ÖSYM bir tane soru soruyor. Bunu belirterek hemen soru çözümüne geçiyorum. Aşağıdaki haritada Yalova ve Uşak illerinin yakından geçen boylam derecesi ve yandaki tabloda bazı bilgiler verilmiştir. Şimdi şu Türkiye haritasına baktığımız zaman 29 derece doğu boylamı gösterilmiş ve bu boylam üzerinde bulunan Yalova ve Uşak illerinin yerleri gösterilmiş. Şimdi şu tabloya baktığımız zaman da bu illerle ilgili bakın 5 tane madde verilmiş. Bu 5 maddeden diyor bakın buna göre bu illerle ilgili tablo Burada verilen bilgilerden kaç tanesinin yıl boyunca aynı olduğu söylenebilir. Burada anahtar bir kelime var bakın. Yıl boyunca. Yani yılın her günü. Sadece bir gün iki gün değil. Yılın her günü diyor aynı olduğu söylenebilir. Yani ortaktır diyor. Bu nedenle de biz bu soruyu çözüme geçmeden önce aynı boylam üzerinde bulunan merkezlerin özelliklerini bilmemiz lazım. Biliyorsunuz kanalın bir devamları daha iyi bilir. Biz sadece soruları çözerken cevaplarını verip geçmiyoruz. Aynı zamanda o konuyla ilgili ekstra derinlemesine bilgiler paylaşıyorum sizlerle. Şimdi bununla ilgili sizleri de sırayla değiştiriyorum bakın. Şöyle güzel bilgi paylaşımda bulunacağım. Aynı boylam üzerinde bulunan merkezlerde yani aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerde yıl boyunca acaba hangi özellikler aynıdır? Bakın buradaki 5 tane maddeyi TC kimlik numaran gibi ezbeleyeceksin kardeşim bileceksin. Aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerin 1. Yere saatleri aynıdır. 2. Öğlen vakitleri aynıdır. 3. Güneşin karşısından geçiş anları aynıdır. 4- Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. Ve 5- Başlangıç meridyenine olan açısal uzaklıklar aynıdır. Buradaki anahtar kelimemize bakın açısal. Açıklayacağım şimdi. Hemen şu Türkiye haritasına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir boylamımız var. Bu boylamızda ben kabaca şöyle bir ufuk düzemi göstereceğim. Şu şekilde çizgimi gösteriyorum. Bakın şurası güneş, burası doğu, burası batı. Şimdi 29 derece doğu boylamında bulunan. Bir kere şunu bileceğiz. Uşak ve Yalova'da bir öğlen vakti aynıdır. Günün tam ortasına şu ana biz ne diyorduk? Öğlen vakti doğru mu? İşte Uşak ve Yalova'da yıl boyunca öğlen vakitleri aynıdır arkadaşım. Öğlen vakitleri aynı olan merkezlerde haliyle yerel saatler de aynıdır. Öğlen vakitleri aynı olan yerler güneşin karşısından yıl boyunca aynı anda geçerler. Yani bu şu anlama geliyor. Sadece öğlen vakti aynıdır. Sabah güneşin doğuş anı, akşam güneşin batış anı aynı olmayabilir. Niye? Dünyamızın yamuk duruşundan dolayı. Konumuz değil eksen eğikliği. Lise yıllarını hatırlarsanız öğretmenimiz bazen ne yapardı? Sınıfa bir küre getirdi değil mi? Yamuk bir küre vardı böyle. İşte biz onu eğikliği diyoruz. İşte dünyamızın eğikliğinden dolayı aynı boylam üzerinde bulunan merkezlerde yıl boyunca güneş aynı anda doğmaz aynı anda batmaz. Ancak aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerde öğlen vakitler aynıdır. Öğlen vakitlerin aynı olması demek gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu anında aynı olması demektir. Unutmayacaksın ve başlangıç meridyenine olan açısal. Hocam açısal ne demek? Bakın şu derecesi arkadaşlar 29. Şimdi bu merkezler 29 derece doğu boylam üzerinde mi? Evet. O zaman şunu diyeceksin. Bu merkezler başlangıç meridyenine açısal uzaklık olarak 29 derece açısal uzaklıktadır. Şimdi tabloya baktığım zaman o zaman şunu diyeceğiz. Güneşin karşısına geçiş anları aynıdır hocam. Öğlen vakti oluşan gölge boyları dikkat tuzak yanlış. Öğlen vakti gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. Ancak öğlen vakti oluşan gölge boyları aynı değildir. Niye hocam? Çünkü bakın Yalova daha kuzeyde. Güneş ışınlarını uşağa göre daha küçük açıda gelir. Ve halil de Yalova'da gölge boyları daha uzundur. Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an farklı bir şeydir. Öğlen vakti oluşan gölge boylarının aynı olması farklı bir şeydir. Bu nedenle de gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. Ancak öğlen vakti oluşan gölge boyları aynı diyorsa bu yanlıştır. 3. Başlangıç meridyenine olan açısal uzaklıkları, evet bahsettik, aynıdır. 4. Yerel saatleri aynıdır. 5. Gece gündüz süreleri. Uyarı, eksen eğikliğinden dolayı, yani o dünyamızın yamuk duruşundan dolayı yıl boyunca dünya üzerinde gece ve gündüz süreleri değişir. Bu nedenle de şunu unutmayacaksın. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe gece ve gündüz süreleri uzar. Yani şunu bileceksin sen. Örneğin 21 Haziran'da Yalova'nın gündüz süresi daha uzunken 21 Aralık'ta ise Uşağın gündüz süresi daha uzundur. Bu nedenle de bu merkezlerde yıl boyunca gece ve gündüz süreleri aynı değildir. Sadece ekinokslarda yani 21 Mart ve 20 Eylül'de bu merkezlerin gece ve gündüz süreleri aynıdır. 21 Mart ve 20 Eylül demişken hemen şimdi yine slide'ı değiştiriyorum. Dikkat! Burada güzel bu uyarımız daha var. bakın. Uyarı. Aynı meridyen üzerindeki noktalarda sadece ekinokslarda. Ekinokstan kasıt şu. 21 Mart ve 23 Eylül. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş bu merkezlerde aynı anda doğar aynı anda batar. Çoğu arkadaşımızın yanlış bildiği şu. Hocam bu yalov ve uşak aynı meridyen üzerinde mi? Evet. Bunlar da diyor yıl boyunca gece ve gündüz süreleri aynıdır. Artı yıl boyunca gece ve gündüz süreleri aynı olması hasabı ile beraberinde de güneş yıl boyunca aynı anda doğar aynı anda batar diyor. Hayır. Aynı meridyen üzerindeki noktalarda yıl boyunca güneş aynı anda doğmaz aynı anda batmaz. Sadece iki noktada bunu unutmayacaksın. Artı zaten bunların enlemleri de farklı olduğu için bu merkezlerde yıl boyunca gece ve gündüz süreleri aynı değildir. Hemen tekrar geri geldiğiniz zaman bakın. O zaman 1-2-3 3. Buna da eksi koyuyorum. Yani bu tabloda 3 tane doğru 2 tane yanlışımız var. O zaman bu tabloda 3 tane maddemiz doğru olduğu için hocam sorumuzun doğru cevabı 3 olarak karşımıza gelir diyorum ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Gene tekrarımızın ikinci sorusu Türkiye'nin yer şekli ilgili bir soru arkadaşlar. Diyor ki Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi dağların uzanış yönünden etkilenmez? Falez, jeolojik yapı, kıyı tipi, ulaşıma, yağış miktarı. Şimdi ben bu soruda da yine haritayı değiştireceğim ve harita üzerinde bunun açıklamasını yapacağım. Şimdi bakın burada 5 maddemiz var sevgili arkadaşlar. Falez. Arkadaşlar falez oluşumu dağların uzanışının yönünden Nasıl yani? Örneğin Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel. Batı Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel. Ve kıyı yakın olduğu için. Mesela buralarda falez oluşumu kolaydır. Örneğin Antalya çevresi yine. Falez oluşumu kolayken. Eki kıyılarında ise dağlar denize dik uzandığı için mesela. Bu durum beraberinde falez oluşumunu geciktirir. Ya da oluşumunu engeller diyelim. Jeolojik yapı beklesin bir arkadaşlar. Kıyı tipi Hocam kuzey ve güney kıyılarımızda boyuna kıyı tipi gözükürken hocam Ege kıyılarında ise biliyorsunuz enine kıyı tipi gözükür. Yani demek ki o zaman kıyı tipi de dağların uzanış yönünden etkilenir. Ulaşım ağı hocam dağların uzanış yönünden etkileniyor. Türkiye'de unutmayacaksın bu bilgi. Önemli bilgi kara ve demir yolu güzergahı daha çok doğu batı yönü uzanır. Bunun sebebi Türkiye'deki dağların daha çok doğu batı yönü uzanmasından kaynaklanır. Türkiye'de kuzey güney yönlü ulaşım zordur ve geçitlerle sağlanır. Bunu unutmayacaksın. 5. Yağış miktarı dağların uzanışına etkilenir. Hocam Türkiye'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için kuzey ve güney kıyılarımızda. Şu kuzey ve güney kıyılarımızın aldığı yağış değerleri Ege kıyılarına göre daha fazladır. Niye? Dağlar kıyıya paralel uzandığı için. Dağların uzanışı ile ilgili arkadaşlar. Bu nedenle de kuzey ve güney kıyılarımızın yağış miktarı Ege kıyılarına göre daha fazladır. Demek ki yağış miktarı da dağların uzanışına etkileniyor. Ancak jeolojik yapı. Hocam jeolojik yapı eşittir. Kayat yapısı. Bunu unutmayacaksın. Kayat yapısı. Geriye geldiğim zaman bakın. Hocam kayat yapısı dünyamızın oluşum esnasında oluşan bir hadisedir. Kayat yapısı yani jeolojik yapı dağların uzanışıyla hiçbir ilgisi yoktur diyoruz ve hemen tekrar videomuzun 3. sorusuna geçiyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman yine Türkiye'de yer şekliyle ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki haritada Antalya, Erzurum ve Samsun illeri gösterilmiştir diyor. Buna göre Antalya'dan yola çıkacak olan bir kişi Erzurum'a uğradıktan sonra Samsun'a ulaştığında aşağıdaki yüzey şekillerinin hangisini göremez? A. Karsik arazi. Hocam Antalya'dan çıkarken Batı Torosları geçecek bu kişi ve o zaman Karsik araziyi rahatlıkla görecek. Tektonik ova görür. Çünkü hocam Erzurum'a doğru giderken Konya Ovası'nın üzerinden geçecektir. Bu nedenle de Konya Ovası tektonik bir ovadır. C. Volkanik arazi. Gerek Tuz Gölü'nün güneydoğusunda, Gerekse de Erzurum çevresinde volkanik arazilere biz rastlıyoruz unutmayacağız. Deltovası rastlar hocam çünkü Erzurum'dan Samsun'a gelirken bakın şu Samsun merkeze girdiken, şurada bir çıkıntımız var bakın ordu yakın olan çıkıntı. Burası Çarşamba Deltası'dır hocam Çarşamba Deltası. Bu nedenle bu kişi o zaman Deltovası'nı da görür. Bu sorumuzun doğru cevabı E şıkkı bu kişinin güzergahında saplada yani tombolu oluşumuna rastlanmaz diyoruz ve hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlar Türkiye'nin akarsuları ile ilgili. Diyor ki Türkiye'nin akarsuları ile ilgili aşağıda belirlen özelliklerden hangisinde diğerlerinden farklı bir etken rol oynamıştır? Bakalım A. Boylarının kısa olması yer şekilleriyle ilgilidir. Bak unutmayacaksın bunu yer şekilleri. Ülkemizin arazisi engebeli olduğu için engebeli arazide akan akarsular hemen kısa yoldan denize ulaşmaya çalışır. Bu nedenle Türkiye'deki akarsular genelde kısa boyludur. Ha bu durumun ortaya çıkmasında bir yarımada olması da etkiledi bunu unutmayacaksın. Ama ülkemizde arazinin engebeli olması akarsuların kısa boylu olmasına neden olmuştur. Bakınız Türkiye arazisi şöyle düz olsaydı... Bu sefer akarsular daha fazla yatan derin aşındıramayacağı için bu sefer yana aşındırma gücü devreye girecekti ve akarsular bu sefer menderesler yani büklümleri çizecekti ve boyları daha uzun olacaktı. Düz arazide akan akarsular menderes çizer, boyları uzar. Eğimli arazide akan akarsular ise kısa yoldan hemen denize ulaşmaya çalışır ve boyları daha kısa olur. Bunu unutmayacaksın. Bu nedenle demek ki bu A ortaya çıkmasında yer şekilleri etkilidir. B. Hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olmasında yine yer şekilleri etkilidir. C. Akış hızlarının fazla olmasında yine arazimizin engebeli olması etkilidir. Yani yer şekilleri. D. Rejimlerin düzensiz olması. Dikkat rejim diyor. Hocam bu rejim iklimle ilgilidir hocam. Ülkemizde akarsu olan rejimleri genelde düzensizdir. Akarsu rejimi neydi hocam? Akarsu'nun yıl içinde gösterdiği seviye değişikliklerine biz rejim diyoruz. O zaman bu rejimler iklimle ilgilidir. Bunun yer şekilleriyle alakası yoktur. O zaman E şıkkımıza geçiyoruz. Bu da yer şekilleri hocam. Denge profili. Denge profili neydi hocam? Bir akarsuyun tamamen dengeye ulaşması hocam. Şurası deniz seviyesi diyelim bakın. TS yani taban seviyesi diyoruz. Bir akarsu kaynak kısmı burası. Ağız kısmı burası bakın. Kaynak ile ağız kısmı bu şekilde terazin kolu gibi dengeye kurulursa biz bunu denge profili diyoruz. O zaman ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Niye? Arazimiz engebeli olduğu için hocam. Bu haliyle sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Tekrar söylüyorum rejimler üzerinde ise ülkemizin iklim etkilidir diyoruz ve hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Hocam 5. sorumuz Türkiye'de doğal afetlerle ilgili bir soru. Diyor ki fay hatlarının bulunduğu bölgeler yer kabuğunun zayıf ve dirençsiz olduğu yerlerdir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi yukarıdaki açıklamada belirtilen yerlere örnek gösterilemez? Yani deprem riskinin az olduğu yerlerdendir diyor. Hocam İzmit Körfezi deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. B. Antalya Mersin arası beklesin. Van Gölü çevresi deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. Hatay Osmaniye çevresi deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. Bursa Balıkesir dolayları deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı Antalya Mersin arası ülkemizde bu verilen yerler içerisinde deprem riski çok çok daha az olan bir yerdir. Bu sorumuzda Türkiye haritası üzerinde şimdi deprem riskinin fazla fazla olduğu yerleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle Türkiye haritasını aldığımız zaman sevgili arkadaşlar Türkiye haritası üzerinde özellikle bilmeniz istediğim 3 tane fay var bakın. Şu Saros Körfezi'nden başlayıp Van Gölü'ne doğru uzanan bir fay var. Bir Hatay'dan yine Van Gölü'nün batısına doğru giden bir fay var. Bir de Ege bölgesinin tamamını parçalayan bir fay var. Biliyorsunuz bu fay ismi Kaftır. Hatay'dan Van Gölü'ne doğru giden fay ismi Daftır. Batı Anadolu bölgesi yani Ege bölgesinin tamamını parçalayan fay ise Baftır. O zaman bu fay yakın olan yerler Deprem riskinin fazla olduğu yerlerdir. Hocam İzmit Körfezi demiş bakın. Deprem riskinin fazla olduğu yerdir. Balıkesir Çanakkale çevreleri. Ülkemizde deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. Hatay Osmaniye çevresi. Deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. Van Gölü çevresi deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. Uyarı hocam bakın şu Antalya Mersin arası demiş. Zaten Mersin Anamur Masık Kütlesi var. Masık Kütlesi deprem riskinin az olduğu yerlerdir. O zaman buraya bir çarpı koyuyorum hocam. Burası ülkemizde deprem riskinin özellikle tektonik deprem riskinin az olduğu bir yerde. Fayatlı dediği için biz bu tektonik deprem düşüneceğiz arkadaşlar. Burası o zaman deprem riskinin az olduğu bir coğrafyadır. Hocam Türkiye'de deprem riskinin az olduğu bir diğer yer bakın. Şu Konya Karaman çevresi çarpı koyuyorum yine deprem riski az. Güneydoğu Anadolu bölgesinin Suriye sınırı deprem riskinin az olduğu bir yerdir. Doğu Karadeniz'in sahil şeridi deprem riskinin az olduğu bir yerdir. Şu Kırklareli Trakya çevresi şurası yine deprem riskinin az olduğu yerlerdir diyoruz. Ülkemiz genelde genç oluşunu büyük olduğu için ülkemizin çoğu yerinde deprem riski yüksektir. Ancak bu çarpı işareti koymuş olduğumuz yerler ülkemizde nispeten deprem riskinin daha az olduğu yerler diyoruz ve hemen tekrar testimizin diğer sorusuna geçiyoruz. Altıncı sorumuz nüfusla ilgili arkadaşlar bakalım. 1950'den günümüze gelinceye kadar aktif nüfus oranının düşmesinde aşağıdaki yerden hangi sektör olmamıştır? Aktif nüfus neydi hocam? Çalışan nüfus. Yani diğer ismiyle pahalı nüfustur. 15-64 yaş arasında olan nüfusa aktif nüfus denmez. Dikkat. 15-64 yaş arasında olan nüfusa çalışma çağındaki nüfus denir hocam. Bu yaş aralığında olup da herhangi bir işle meşgul olan nüfusa ise biz çalışan nüfus diyoruz. Burada bilmemiz gereken şu. Türkiye'de 1950 yılında aktif nüfus oranı yaklaşık %80 iken 2020 yılına gelindiğimiz zaman bakın bu rakam %50 civarına düşmüştür arkadaşlar. Yani %80'lerden %50'ye bir düşüş var. Diyor ki bu düşüşte aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır diyor. Tarımda makinleşme etkisi vardır hocam. Niye vardır? Çünkü 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'de tarımda makinleşme devreye girince kırsal kesimde insanlar işsiz kaldı. Bu işsiz kalan insanların bir kısmı şehirlere geldi. Şehirde yine iş bulamadılar. Haliyle bu durum iş gücüne katılım oranı düşürdü. Demek ki tarımda makinleşme Türkiye'de aktif nüfus oranı düşmesinde çok çok önemli bir etkiye sahip olmuştur. B. Kadınların çalışma hayatına fazlatalması Beklesin hocam bu bir. C. 15 yaş üstü öğrenci sayısının fazla olması etkilidir. Hocam Türkiye'de 15 yaş üstündeki öğrenci sayısı bir hayli fazla. Liseyi bitiriyor, üniversiteyi bitiriyor, yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor ve bu kişinin iş bulup çalışmaya başlaması gecikiyor. Bu durum beraberinde ülkemizde aktif nüfus oranı düşürüyor. Unutmayacaksın bunu. Çalışmak üzere yurt dışına yapılan göçler. Evet bu kişi Türkiye nüfusuna kayıtlı ancak bu kişi yurt dışına gidip orada çalıştığı için arkadaşlar Türkiye'de iş gücüne katılma oranı düşürüyor. E, nüfus artış hızının iş bulma olanaklarından fazla olması. Evet bu da doğru hocam. Ülkemizde maalesef nüfus artış hızı iş bulma olanaklarından fazla. Yani işsiz sayısının ortaya çıkmasına sebep oluyor bu durum. Bu durumda yine beraberinde ülkemizde aktif nüfus oranının düşmesinde önemli bir etkendir. Eğer ülkemizde iş olanakları nüfus artış hızından daha fazla olsaydı işsiz sayısı azalacak ve haliyle de bu aktif nüfus oranı artıracaktı. Ancak maalesef ülkemizde nüfus artış hızı iş bulma olanaklarından daha fazla olduğu için bu durum ülkemizde belli bir kısmın işsiz kalmasına ve bu durum beraberinde aktif nüfus oranının düşmesine etkilidir. Hocam sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Kadınların çalışma hayatına atılması tam tersine aktif nüfus oranını artıran bir faktördür. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı B diyoruz ve hemen 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuz Türkiye'de tarımla ilgili arkadaşlar. Diyor ki Akdeniz bölgesinde yukarıdaki ürünlerden hangilerinin yetiştirilmesinde kışılıklı etkili olmamıştır. Bak kışılıklı. Hocam turunçgil kışılıklı ister. Zeytin kışılıklı ister. Hocam mısır ve üzüm ise kış istemi ürünlerdir. Üzüm eksi 40 artı 40'a kadar yaşayabilir. Mısır kış ılıklı istem bir ürün değildir. Çünkü mısır yazın yetiştirilir. Yazın sulama olanaklarının arttığı yerlerde verimi daha fazla olan bir üründür. Bu nedenle de şu 3 ve 4 numaralı ürünlerimiz kış ile ilgisi olmayan ürünlerdir. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı eşik olarak karşımıza gelir. 8. sorumuza baktığımız zaman sevgili arkadaşlar madenle ilgili bir soru bakalım. Özellikle verilen maden hangisidir diyor. Esas itibariyle ticari bir mal değildir. 2. İşlenip soda külüne dönüştürülerek ticari bir değer kazandırılmaktadır. 3. Tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. 4. Ülkemizde Ankara Beypazarı çevresinde önemli bir üretim alanı vardır. Hocam bu bahsedilen maden trona'dır arkadaşlar. Turan'a biliyorsun soda külü. Hocam Bey pazarında da önemli bir rezervi vardır. Hatta şu an dünyada Amerika'dan sonra bu anlamda Turan'a anlamında arkadaşlar ikinci sırada olduğumuz söyleniyor. Hemen tekrar testimizin bir diğer sorusuna geçiyoruz. Dokun sorumuz ulaşımla ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım hemen diyor ki buna göre aşağıda verilen illerden hangiler arasında yapılacak olan karayolu güzergahında viyadük, tünel ve köprüye daha az ihtiyaç duyulur. Hemen bakalım ne diyor? Türkiye'de en çok tercih edilen ulaşım sistemi karayoludur. Doğru. Ülkemizin kalkınmasının önemli bir yer tutan karayollarının eğimli arazilerde yoğunluğu azalsa da viyadük, tünel ve köprülerle bu alanlarda karayolu ağa geliştirilmektedir. Arkadaşlar eğimli arazilerde malumunuz köprü, viyadük ve tünel yapımı artar. Niye? Beraberinde ya devreye giriyor. Düz arazilerde ise bunlara ihtiyaç kalmaz. Diyor ki o zaman bu İllerden hangiler arasında diyor yapılacak olan bir karayolu güzergahında köprü, tünel ve viyadüye daha az ihtiyaç duyulur diyor. Ankara Sivas engebelim hocam. Evet o zaman burada ihtiyaç duyulur. Geç. Mersin Karaman eğimli orta toroslara geçiyor. O zaman ihtiyaç duyulur. Geç. Kastamonu Çankırı hocam Kuzeydoğu dağları geçiyor. Küre dağları, Ilgaz dağları ihtiyaç duyulur. Şanlıurfa Mardin beklesin bir. Trabzon Gümüşhane Doğu Karadeniz dağları geçiyor hocam. O zaman bunda da ihtiyaç duyulur. Hocam sorumuzun doğru cevabı Şanlıurfa Mardin. Şanlıurfa Mardin çevreleri bu verilen güzergahlar içerisinde yer şekilleri en sağda olan yerdir. Ve bu nedenle de Şanlıurfa Mardin arasında yapılacak olan bir karayolunda tünel, viyadük, köprüye ihtiyaç duyulması Minimum düzeydedir diyoruz ve sorumuzun doğru cevabının D olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi bu soruyla ilgili ben sizlere bir Türkiye fizik haritası getireceğim arkadaşlar karşınıza. Bakın bu Türkiye haritasını unutmayacaksınız. Yine önemli, önemli. TC kimlik numaran gibi sınava girmeden önce bu haritayı beynine kodla. Yani burada renkler var biliyorsun. Yeşil renkler yükseltinin az olduğu yerleri. Kahverengi renkler ise yükseltinin fazla olduğu yerleri gösteriyor. Hocam bakıldığında bakın Ankara Sivas demiş hocam. Ankara Sivas arasında bakın kahverengi renk fazla. Kastamonu çankırı hocam. Kastamonu Çankırı, Ilgaz Dağları var. Engibeler arazi. Mersin Karaman hocam. Mersin Karaman bakın. Orta Toroslar var tünel yapman lazım veya viyadük yapman lazım. Hocam bir diğer yer neresiydi? Trabzon Gümüşhane hocam bakın doğu Karadeniz dağları var. Engebesi fazla. Bu nedenle tünel, viyadük ve köprü ihtiyaç duyulur. Hocam bakın Şanlıurfa Mardin. Arkadaşlar Şanlıurfa şurası. Mardin burası bakın görüyor musunuz? Kahveington yok gibi. Bu nedenle de Şanlıurfa Mardin arasında yapılacak olan bir karayolunda tünel, köprü ve viyadüğe daha az ihtiyaç duyulur diyoruz ve hemen gene tekrar testimizin diğer sorusuna geçiyoruz. Gene tekrar testimizin son sorusu turizmle ilgili. Yukarıda verilen yerlerde ön planda ve ortak olan turizm çeşidi hangisidir diyor. Hocam Marmaris verilmiş, Manavgat verilmiş, Alaçatı verilmiş. Kongre, deniz, inanç, su altı dalış, sağlık. Hocam bu verilen yerlerin hepsinde gelişen ortak turizm destinasyonu deniz turizmidir. Bu nedenle de B şıkkı burada sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza gelir diyoruz ve bu şekilde gene tekrar testimizin ikincisini tamamlamış olduk. Yakında Üçüncüsü de yayınlanacak sevgili arkadaşlar. Ve kanalımızın bir sloganı var biliyorsunuz. Hayallerinden vazgeçme. Hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah çalışacağız, atanacağız. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve bir sonraki tekrar videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.